kesmekte çok zorlanıyorum. O kadar kuru ki. Yani kesilmiyor bile. Nasıl tadına bakacağım bilemiyorum. Kesinlikle kesemiyorum. Paramparça oldu. Kızlar bu baklava hamuru. Normal şartlarda baklavalık hamuru, yufka galiba. Evet. Benim yufka. Bildiğim kıyır kıyır olması lazım. Normalde şerbetlendikten sonra o kıyır kıyır olur. Ama bu şerbetli bir tatlı olmadığı için bunun özelliği bu zaten. Kıtır kıtır mı oluyor? Kıtır kıtır değil, çıtır çıtır olması. Evet. Kendi masasını Gizem Hanım masasıyla kıyaslayacak hiçbir şey yoktu. Masasının şık olduğunu söyledi ama masası hiçbir şekilde şık değildi. Sanki ikramlıkları unutulmuş gibiydi. İkramlık göremedim masada. Esasen masanız da dünküne nazaran gelin evi masasına yakışır bir masa olmuş. Beğendim ben. Güzel. Teşekkür ederim. Tabaklarınızı, kaşıklarınızı ben de beğendim. Aynı şekilde evet Gizem Hanım'dan sonra sizin tabak takımlarınız gelin evine daha uygun. Ama ikramlık olarak bence sunum olarak hiç beğenmedim ama. Kızlar dün benim masama yorum yapıyorsunuz ama o benim tercihimdi. Herkes böyle bir tabak kullanacak diye bir kaydı yok. Bence biraz ufkunuzu genişletin ve benden de biraz bence ders çıkarın derim. Yani bu tabaklarda yemek ve o tabaklarda yemek hemen hemen aynı. Tip karakter değiştirmiyor bence. Peki Gizem Hanım o zaman yatak örtünüz için niye gelin yatak örtüsü demiştiniz? O zaman siz gelin örtüsü tercih etmiyorsanız orada da aynı şekilde gelin örtüsü tercih etmeyecektiniz. Bu da gelin tabağı diye geçmiyor yalnız. Bunu her türlü bu, günlük kullanabilirsiniz. Evet, bu misafir tabağı olarak geçiyor. Yani daha özenli, daha önemli. Ama sadece tabaklarınız. Evet, sadece tabaklarınız. Arkadaşlar ben ikramlıklardan bu kadarını yapmak istedim ve bu kadarını yaptım. Tercih meselesi, yersiniz, yemezsiniz, beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ama ben bunu uygun gördüm sizin için ve bunu yaptım. Evet, beğenmedim. Sanki yemeğin der gibi, kalkın gidin der gibi davranıyorsunuz bize. Yok, hayır, sadece şeyi söylemek istedim. Az yiyin biraz. Çünkü ne olursa olsun... Lokmalarınızı mı sayıyorsunuz? Hayır, yok, ne olursa olsun evet, şu an... kadın olarak biraz bence formumuzu korumamız gerekiyor. Öyle her bulduğumuzu da löp löp yememeliyiz. Zaten böyle bir bahane de yani ilk defa duyuyorum. Yok arkadaşlar, ben bunu yapamadım desem bu. Daha iyi olur yani. Yapamadım diyeyim, kısacası bu kadar uzatmayayım. Evet, hiç doyurucu değildi. En azından doyurucu olsaydı biz de azar ucundan yerdik ama... Olmadı maalesef. Zaten tatları güzel değil. Şenir zaten Hanım, az siz yedik. Burada mıydınız? Yediniz evet, mi? Buradayım. Yedim, tattım hepsinden ama maalesef doyurucu değildi. Ha, peki. İyi, güzel arkadaşlar. Hiç olmazsa az yapmışım da Şenir Hanım'ın da sesini duymuş olduk. Ama gene de elinize sağlık. Afiyet olsun. Damla bugün de benim konuşmadığımı söyledi ama ben gayet konuşuyorum, yorumlarda bulunuyorum. Neden iki gündür bana takıldığını anlamıyorum. Ben ona takılıyor muyum? O da çok fazla konuşuyor.